Kahve içerken bana şunu söylediler. Emre, evet sen yazılımla ilgileniyorsun, yazılım yapıyorsun ama sanırım senin iletişim yönün biraz daha güçlü. O nedenle istersen sen kariyerini yazılım üzerinde değil, iletişim üzerinde, pazarlama üzerinde devam ettir diye öneri bulundular. Hoş geldin Emre. Bize kendinden bahsedebilir misin? Emre Gökşin kimdir? Zonguldak'ta doğdum. Babam öğretmen, annem hemşire, bir abim var. İki yaşında İzmir'e taşındık. İzmir'de büyüdüm. O nedenle sadece İzmir'in kültürünü bilirim. İzmir'in kültürüyle yaşarım. İzmir'deyken en büyük hayalim İstanbul'da üniversite okumaktı. Ama meslek lisesine gittiğim için katsayı engeli vardı. ÖSS sınavından Türkiye'de 1120. oldum. O zamanlar 350 puan almıştım. Ama öğretmenlik haricinde herhangi bir yer seçersem o 250 puana iniyordu. Yani 100 puan eksiliyordu. O nedenle İstanbul'da okumak istediğim için İstanbul'da bir üniversiteyi tercih ettim. Marmara Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği. Ama üniversiteye gelirken amacım öğretmen olmak değildi. O nedenle üniversiteye başladıktan sonra hemen kulüp ve organizasyon işlerine girdim diyebilirim. Türkiye Bilişim Derneği'nin genç konularında çalıştım. de organizasyonlar düzenledim ve gerçekten çok iyi bir arkadaş grubuna sahip oldum. O zamanki şartlar içerisinde çok bilgili bir arkadaş grubuydu ve beni çok iyi bir şekilde yönlendiren bir arkadaş grubuydu aynı zamanda. Sonrasında o arkadaş grubu içerisinden bir şirket kuran arkadaşım üzerinden Türksel'e web danışmanlığı hizmeti vermeye başladım. Bu benim kariyer hayatımdaki en büyük adımlardan bir tanesi. Yani ben üniversite ikinci sınıfta Allah'ım ben mezun olunca ne yapacağım diye kafaları yiyordum geceleri. Ama dördüncü sınıfta kepi attığım zaman kafamda böyle bir soru işareti yoktu. Kepi attım, ertesi gün Türksel'de toplantıya giriyordum. Yani üniversite benim kariyer hayatımı belirleyen bir süreç oldu diyebiliriz. Her zaman pazarlama alanında çalışmak istedim. E, bu benim en büyük hayallerimden bir tanesiydi. Gitti gidiyorla başlayan maceramda dijital pazarlama dünyasında güzel işler yapma fırsatı buldum. Bu alanı gerçekten seviyorum. 2013 yılından beri üniversitelerde dijital pazarlama özelinde dersler veriyorum belli dijital pazarlama sertifika programları altında. Bu aslında işimi ne kadar sevdiğimi gösteren bir metrik benim için. Çünkü iş haricinde İşimle ilgili bir şeyler yapmak beni çok mutlu ediyor. Diğer taraftan 2017'nin sonunda dijital pazarlama özelinde bir kitap çıkardım. Yeni başlayacak arkadaşları için giriş seviyesinde bir kaynak. Dijital pazarlama dünyasındaki karışık olan metrikleri en sade şekilde anlatmaya çalıştım. Her pazarlama kanalına özel sektör liderlerinin bilgi birikimini de bu kitaba röportajlarla ekledim. Peki dijital pazarlama meslek hikayeni nasıl başladı? Aslında her şey üniversitede başladı. Üniversite 3. sınıfta Türksel'e web danışmanlığı hizmeti vermeye başladım. Ve bu benim için inanılmaz bir kariyer fırsatıydı. 2 sene burada çalıştıktan sonra bir ilan gördüm kariyernette. Ee, gitti gidiyor veriyordu ilanı. Ee, Internet Marketing Officer başlığı altında giriş seviyesinde bir pozisyondu. Ben de o zamanlar dijital pazarlamayı inanılmaz istiyorum ama. İlanı görünce dedim ben bu ilan sitesinden başvuru butonuna tıklarsam büyük ihtimalle beni görmezler. O yüzden ben de hemen mailimi açtım. İK et gitti gidiyor kom, HR et gitti gidiyor insan kaynakları et gitti gidiyor Tüm kombinasyonları bir mailde toplayıp CV'mi gönderdim. Hemen aynı gün içerisinde bana bir geri dönüş sağlandı. önümüzdeki hafta görüşme yapmak istiyoruz diye. O görüşmeye gittim. İkinci görüşmeyi de yaptıktan sonra dijital pazarlama dünyasına ilk adımımı atmış oldum. Gitti gidiyor da 4 sene çalıştım. Aslında dijital pazarlama dünyasına hakim olmamı sağlayan bir süreçti bu. Çünkü 360 derece tüm dijital pazarlama kanallarını yönetme fırsatına sahip oldum ve gitti gidiyor da tüm dijital pazarlama kanalları içeride yönetildiği için stratejisinden operasyonuna, raporlamasından tüm süreçlere hakim oluyorsunuz ve dijital pazarlama kanallarını A'dan Z'yi yönetebilme şansınız oluyor. O nedenle gitti gidiyor da tüm dijital pazarlama kanallarını yönetebilmiş olmak bugüne kadar sağladığım en büyük deneyimlerden bir tanesi. Gitti gidiyordan sonra 2016 Haziran gibi Poo TV projesi için doğuş grubuna geçtim. Şu an Poo TV'nin 360 derece bütün iletişimini yönetiyorum. Ayrıca çalışma ortamından da bahsedebilir misin bize? Dijital dünyada çalışmak için aslında sadece bir bilgisayar yeterli oluyor. Ama ben bunun aksine bir takımla çalışmayı seviyorum. Yani o takımla o an çalışmasam bile aynı masada beraber çalışabilmek mutluluğu benim için çok önemli. Yani bilgisayardan başımı kaldırdığım zaman beraber çalıştığım bir insanı görmek bana büyük mutluluk veriyor. O nedenle kurumsal dünyada insanlarla iletişim, iş ortaklarımızla iletişim benim için oldukça çok çok önemli. Hayatında hiç kırılma anın oldu mu? Çok net oldu. Ben 13 yaşından beri yazılımla ilgileniyorum aslında. Ve benim tek hayalim Üniversiteden mezun olduktan sonra bir developer olmak. Üniversite zamanında birçok kulüp aktivitesinde bulundum, birçok organizasyon düzenledim ve çok iyi bir arkadaş grubuna sahip oldum. Bir gün o arkadaş grubuyla Göztepe'de kahve içiyoruz. Kahve içerken bana şunu söylediler: Emre, evet sen yazılımla ilgileniyorsun, yazılım yapıyorsun, ama sanırım senin iletişim yönün biraz daha güçlü. O nedenle istersen sen kariyerini yazılım üzerinde değil, iletişim üzerinde, pazarlama üzerinde devam ettir diye öneri bulundular. Yani o fikre sadece oradaki bir arkadaşım sahip değildi. O an 7 kişiydik ve 6'sı bana bunu önerdi. O gün akşam eve gittiğim zaman bunun üzerine biraz düşündüm ve evet bu benim için bir doğru karar olacak dedim. Artık o günden itibaren yazılımı bıraktım. E, Non-teknik e, iletişim işleriyle uğraşmaya başladım diyebilirim. Peki yazılımcılığı bıraktığını pişman oldun mu? Çok güzel bir soru. Kesinlikle hayır. Çünkü 8 sene boyunca ben yazılımla uğraştım. Yazılımla uğraştıktan sonra artık üniversite 3. sınıfta ne yapmam gerektiğini biliyordum. Bu aslında çok büyük bir avantajdı benim için. Artı dijital pazarlama kanallarını yönetmek için teknolojik bir bilgiye de sahip olmanız gerekiyor. Yani bu web dünyasında işler nasıl yürüyor, bu iletişim teknolojik olarak nasıl sağlanıyor bu gibi soruların cevaplarını verdiğiniz zaman daha iyi iletişim kurabiliyorsunuz product ekibiyle, ürün ekibiyle ve dijital pazarlama süreçlerini daha iyi anladığınız için çok daha iyi kararlar alabiliyorsunuz. O nedenle 8 yıllık geçmiş yazılım birikimi benim için hala çok çok değerli. Dijital pazarlama ile ilgili neler düşünüyorsun? Dijital pazarlamanın aslında tartışılmaz artık bir üstünlüğü var. Geneksel medyayla karşılaştırdığımız zaman. Çünkü hız, hedefleme, optimizasyon süreçleri geleneksel medyaya göre çok çok daha yetenekli. O nedenle geçmiş global e, dijital yatırımlara da baktığımız zaman her geçen yıl artan bir e ile dijital sektöre yapılan yatırım her geçen yıl artıyor. Bu kırılımlara baktığımız zaman bunun içerisinde de artan bir mobil pazarlama yatırımı var. Pazarlama dünyası artık dijitale evriliyor dijital de kendi içinde mobil evriliyor diyebiliriz. Yeni başlayacak dijital pazarlama meraklılarına ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Dijital pazarlama son yıllarda gerçekten çok popüler bir meslek haline geldi. Aslında bu yolda ilerleyecek arkadaşlarımız için çok çok iyi bir fırsat dijital pazarlama dünyasında ilerlemek. Çünkü dijital pazarlamanın bir fakültesi yok. Eğer dijital pazarlamayla ilgileniyorsanız Google, Facebook reklamlarını vererek başlayabilirsiniz. Aslında dijital pazarlamaya ilginizin olup olmadığını çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. Facebook'a, Google'a 20 TL'lik reklamlar vererek, panelleri gezerek, verdiğiniz reklamın sonuçlarına bakarak süreçleri çok iyi bir şekilde analiz edebilir ve bu alana karşı merakınız olup olmadığını çok hızlı bir şekilde anlayabilirsiniz. Her işte olduğu gibi dijital pazarlamada da çırak, kalfa ve ustalık dönemi var. Yani siz çıraklık döneminizde gözleriniz rapor çekmekten yorulmadıysa ustalık döneminde çok başarılı bir şekilde geçiremeyebilirsiniz. Çünkü dijital pazarlamada verdiğiniz tüm kararların bir veriden çıkmış olması gerekiyor. Bu nedenle dijital pazarlama alanında yönelecek arkadaşlara tavsiyem matematik taraflarının güçlü olması, dijital dünyada bir markayı yönetmeden önce kendi markanızı yönetmeniz gerekiyor. Yani dijital dünyada sizi aradıklarında insanların karşısına ne çıkıyor? Bir bloğunuz var mı? Sosyal medya hesaplarınız ne durumda? Buralarda kaliteli içerik paylaşıyor musunuz? Yani öncelikle kendi dijital pazarlamanızı yaptıktan sonra markaların dijital pazarlamasını yapmaya devam edebilirsiniz. Bana işini yapmaktaki mutluluğu tarif edebilir misin? Tabii ki. Aslında işimi yapmamdaki mutluluk işimin yeteneklerinden geliyor. Nedir bunlar? Bir tanesi hız. Çok hızlı bir şekilde karar alabiliyorum, uygulamaya geçirebiliyorum ve sonucunu hemen görebiliyorum. İkincisi ölçümleme. Yaptığınız bir işin sonucunu görmek insana çok çok büyük bir mutluluk sağlıyor. Bu nedenle dijital pazarlamanın ölçümlemesi beni çok mutlu ediyor diyebilirim. Yenilik. Dijital pazarlama alanında her gün kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Bir hafta önce uyguladığınız kurallar bugün geçerli olmayabiliyor. O nedenle kendinizi zinde tutmanız gerekiyor. Bir diğeri de somutluk. Yaptığınız işin sonucunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve işe başlarken siz KPI'larınızı çok net bir şekilde belirlediğiniz için yaptığınız işin sonucu da çok net bir şekilde herkes tarafından anlaşılabiliyor. Bu da aslında o tartışma kaosunu engelleyen bir durum. 2 milyon TL'nin olsaydı çay kahve insana çıkan hangi girişime yatırım yapardın? Neden? Ben Free Park projesini çok beğendim. Çünkü Free Park projesini kanalımızda izlediğim zaman ya gerçekten bu projenin yapılması gerekiyordu hissini uyandırdı bende. Günlük hayatımıza yazılım ve donanımla hitap eden projeler beni çok heyecanlandırıyor. Free Park projesini o yüzden beğendim ve o proje yatırım yapabilirim. Çaycı mısın yoksa kahveci mi? Aslında çok net bir çizgim yok. O an ortamda ne gerekiyorsa onu içebilirim ama yemek sonrası çaycı, diğer kalan zamanlarda kahvecim diyebilirim. Çay kahve insan hakkında neler düşünüyorsun? Çay kahve insan kanalını geçen sene tanıdım ve tanıdığım günden beri takip ediyorum. En önemli başarıyı bence çözmüşler. O da sürdürülebilirlik. Gerçekten her hafta çok güzel içerikler yayınlıyorlar ve bu frekansı kesinlikle düşürmüyorlar ve aynı zamanda işin zor olan kısmı kaliteyi çok iyi bir şekilde koruyorlar. O nedenle girişimcilerin dijital dünyaya hakim olmak isteyenlerin ya da hakim olanların kendilerini güncellemeleri için izlemesi gereken, takip etmesi gereken bir kanal bence. <laughs>